Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi yakalayabilmek için köşelere saklandım. Evet. Hala genç ve yakışıklısınız. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Adapazarı'na geliş sebebiniz iki şey olsa gerek. Bir aynen öyle. Evet. Diğeri neydi efendim? Ünal Ozan'ın ölüm yıldönümü. Partimiz Ünal Ozan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Aslında 21 Aralık'ta kaybetmiştik Ünal Ozan'ı ama 21 Aralık'ta Türkiye'nin yoğun gündemi nedeniyle anma olanağını bulamadık. Bugün örgütlendi. Onun için gelecektim. Milletvekilimiz bu sergiden söz etti. Buraya da katılırsanız memnun oluruz dedi. Ben Bursa'dan geliyorum. Dün Bursa'da seçim çalışmaları vardı. Ona katılmıştım. Ona göre ayarladım. Ve serginin açılışına yetiştim. Hem oradan mutluyum hem de gördüğüm fotoğraflar nedeniyle gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sakarya'ya bir mesajınız var mı efendim? Evet. Ben Sakarya'daki tüm hemşehrilerimi, yurttaşlarımı selamlıyorum ve tümünü bu seçimlerden başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere partimizin adaylarına oy vermeye, destek vermeye çağırıyorum, davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın vekilimden de bir söz alalım efendim. Sarım Karayalçı da bir vesileyle de olsa Sakarya'da görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Kendisini hem Ünal Ozan gibi bir duayeni burada almaktan hem de bir vesileyle de kız kardeşimin fotoğraf sergisinde açılışta katılmış olmasından dolayı gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler diliyorum. Sağ olun. Efendim hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tanıyalım özetten sizi. Belgin Özkoç. 2009 yılından beri fotoğraf sanatıyla ilgileniyorum. Ondan öncesinde de resim sanatıyla çok severek ilgilendim. Ama aktif olarak 2006 yılından sonra çok daha fazla resim yapmaya başladım. Yakında bir şiir kitabı çıkartmayı da düşünüyorum. Adı da Yağmur Kokusu olacak. Ben konuyu biraz daha derinleştireceğim ama Sayın Karayalçın onurlandırdılar. Evet. Ne söyleyeceksiniz efendim bu konuda? Kendisine çok teşekkür ediyorum öncelikle beni onurlandırdığı için. Bu bana büyük bir moral olmuştur. Bundan sonraki çalışmalarımda da yapıcı eleştirilerinden faydalanacağım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok derin bir yüreği olduğuna inanıyorum. Kendisini çok seviyorum. Çok teşekkürler. Bizden de saygılar olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Ben serginin açanın teyzesi sayılırım. Amcasının kızıyım annesinin. Nasıl buldunuz sergiyi? Güzel buldum. Taraflarla aranız nasıl? Güzel. Peki, teşekkür ederim. Efendim, güzel bir fotoğraf sergisindesiniz. Evet, ben dergin arkadaşımızı çok beğendik. Her sene aynı dönemlerde bu şekilde açıyor. Sergisini çok beğeniyoruz arkadaşımızın. Tebrik ediyoruz kendisini. Merhaba efendim. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben annesiyim Belgin Hanım'ın. Evet, fotoğraf evet. Sergisiyle ilgili neler söyleyeceksiniz bir anne çok olarak? Çok gurur duyuyorum tabii ki evlatlarımla. Çok güzel, çok duyguluyum, çok böyle artık çok seviniyorum, ne diyeyim yani. Evet. Fotoğraflar da çok fotoğrafları güzel. Çok beğeniyorum. Fotoğrafları beraber çektik sayılır. Onunla ne beraber. Yani çok benim şeyim yok ama kızıma eşlik ettim. Evet. Beraber. Evet. Ne güzel. Peki. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür Sergilerin ederim. Sergilerin devamını dileyeyim. İnşallah. Ben hepinize teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizler ne söyleyeceksiniz? Size tanıyalım sizi de. Ben de amcasının kızıyım Belgin'in. Çok aile mutlu oldum. Yani. Evet, çok mutlu oldum. Çok güzel. Evet, evet. Çok güzel. Büyük başarı. Devamını diliyorum. Peki, teşekkür edelim. Sizi de tanıyalım. Merhabalar. Ben Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Sakarya Şube Başkanıyım. Kadın gözüyle kapri. İnanılmaz güzel olmuş. Belgin zaten kendisi kanatsız bir melek olduğu için çok güzel şeyler yapıyor. Her zaman da yapmaya devam edecek ona inanıyorum. Kendisi çünkü bir iyilik meleği gibi çok çok iyi bir insan. Başarılarının devamını diliyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarındanım. Belgin kardeşimi emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman emek diyorum, kendisini öpüyorum. Belgin Hanım, Belgin Hanım, biraz önce şiir de yazacağım demiştiniz. Biz evet. Sayın Karayalçın'ı bekletmemek adına araya girmiştik. Şimdi kaldığımız yerden fikrinizi alalım. Evet.
Şiir yazmayı çok seviyorum. Ben sanat dallarının hepsinin birbirini beslediğine inanıyorum. O yüzden şiirle ve fotoğrafla resmi aslında beslemek üzere yola çıktım. Ama bu arada onların da ayrı bir büyüsü olduğunu görerek onların büyüsüne de kapıldım. Şimdi şu anda üç dalla ilgileniyorum. Ve herkese de tüm sanatla ilgilenen arkadaşlarıma da nacizane önerim birkaç sanat dalını bir arada yapmaları. Çünkü bunlar insanın derinliğini daha çok arttırıyor. Sanat zaten insana hem hoşgörüyü hem farkında olmayı öğretiyor. Ve insanlarla paylaştıkça güzel. Ayrı bir gözle bakıyoruz değil mi? Ayrı bir gözle bakıyorsunuz. İyi ve güzeli seçip alıyorsunuz. Onu da sağlıyor size. Belli fotoğraflarınızdan. Kaç tane fotoğraf sergiledik efendim? Şu anda burada olan fotoğraf sayısı 51 adet. Bundan önce daha farklı fotoğraf konularında sergiler yaptım. Gerek karma. Bir tane kişisel yaptım ama karma olarak çok yaptık. Tabii sayısını hatırlamıyoruz bile. Bir sürü karma. Kişisel olarak bu ikinci fotoğraf sergimiz. Aha, ikinci kişisel üçüncüsü fotoğraf. Üçüncüsü ne zamanlarda olacak? Üçüncüsünü yine 2014 yılında düşünüyorum. Konular hep aynı mı? Konular tamamıyla farklı. Urfa, Mardin, Antep yöresinin bir fotoğraf sergisi olarak düşünüyorum. O tarzda olacak. Oranın yöresel giysilerini tanıtan, oranın insanlarını tanıtan, oranın hatta esnaflarının özelliklerini tanıtan o tarz bir fotoğraf sergisi düşünüyorum. Hazırlıklarım o yönde şu anda. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.